Evet arkadaşlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugün yeni kuş alanların çok endişelendiği bir konuya değineceğim. Genelde kuş eve alıp geldiğimizde yeni kuş alan arkadaşlar kuşlarının yem yememesinden ve su içmemesinden çok fazla endişeleniyorlar. Zaten bana gelen mesajların da arkadaşlar %50'sini 60'ını bu tarz mesajlar oluşturuyor. Şimdi yeni aldığınız kuş neden yem yemiyor? Birincisi, henüz ortamı bilmiyor, sizi bilmiyor, kafesini bilmiyor. Bu nedenle ilk 2-3 gün boyunca yem yemeyebilir. Genelde ben papağan aldığımda da, yabani kuş aldığımda da, eve getirdiğimde ilk 2-3 gün olduğu yerde hiç kıpırdamadan duruyorlar. Ne yemini yiyor, ne suyunu içiyor. Bu tarz kuşları tek başına bir odada bırakmanız gerekiyor. Sizi görmemesi gerekiyor. Çünkü sizi gördüğünde kuş daha da korkacak ve yemini tüketmeyecektir. Ama tek başına olduğunda en azından etrafa bakıyor. Odayı tanımaya çalışıyor. Kafesini tanımaya çalışıyor ve kafesindeki objelerin yerini öğreniyor. Bu nedenle ilk bir hafta yeni aldığımız kuşlar çok yabani ise, elde büyüyen kuşlardan değilse, tek başına bir odada bırakıyoruz. Normal, ishal de olabilir yememeye bağlı olarak. Ama bir hafta geçtikten ya da 2-3 gün geçtikten sonra yemeleri normale dönüyor. Çünkü çok obur kuşlar, muhabbet kuşları özellikle. Ve dayanamıyorlar, yemeye başlıyorlar artık yemin bulunduğu yere inip. Su içmeme durumu kış aylarında daha çok oluyor. Çünkü kuşlar yazın daha fazla susuyorlar insanlar gibi. Kış aylarında ise su ihtiyaçları daha da azalıyor. Az önce söylediğim gibi yabancı bir kuş ise ortama yine 2-3 gün suyunu da içmeyebilir. Bir diğer durum, almış olduğunuz kuş küçükse, yem kırmayı öğrenmemişse ondan dolayı da yemiyor olabilir, bilmediğinden dolayı. Genelde üreticiler ya da pet shoplarda ortada kafesin tabanında bir tane şöyle yaygın bir kap oluyor büyük. Onun içerisinden bütün kuşlar yemlerini tüketiyorlar. Şu yemlikleri falan kullanmayı da bilmiyorlar, kapaklı olanları. O yüzden yeni aldığınız kuşa kafes tabanına ilk başta böyle küçük bir kabın içerisine yem koymanızı tavsiye ediyorum. Yem kırmayı bilmiyorsa şimdi vereceğim şeyleri uygulayabilirsiniz. Onu öğretmek için. İster eski usul havan kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bizim çapkın korku tavandan. Havan ya da elektronik öğütücü işte. Nasıl yapıyorsanız yaparsınız evinizdeki duruma göre. Bu normal büyük taneli kuş yemini bunun içerisine koyuyoruz. Kuş yem kırmayı bilmediği için öğütücü ile şöyle bir iki sefer arkadaşlar. Çok ufalanmayacak ama. Yemlerin ortadan ikiye bölüneceği şekilde diyebilirim. Evet, yeterli oldu bu. Şöyle. Bakın, yemler kabuklarından ayrıldılar. Ortadan ikiye bölündüler diyebilirim size. Bu şekilde yaparsanız kuşlara yem kırmayı, yem yemeyi öğretebilirsiniz. Hatta bunun içerisine diri olan yemlerden de karıştırın. Bunları yerken ufak olanları, büyük olanları da yavaş yavaş kırmayı öğrenecektir. Bu şekilde bunu kafes tabanına koyuyorsunuz arkadaşlar. Bir diğer önerim, eğer pet shop'unuzda varsa bu daldarılardan almanız. Yeni olan yavrulara genelde yem kırmayı bununla öğretiyoruz. Bunun taneleri küçük olduğu için daldarının bu şeydir, şu normal muhabbet kuşundaki yemin dal versiyonu, işlenmemiş versiyonu ve taneleri de daha küçük. Bunu alarak kuşunuzun kafesine koyabilirsiniz. Büyük kuşlar için de kullanıyoruz bunu. Bundan böyle tane ala ala kuşunuz yem kırmayı öğrenecektir. Bir diğeri ise hiçbirini yemiyorsa ona yumuşak mama yapmak. Yumuşak mama içinde arkadaşlar. Dilerseniz benim yumurta maması tarifi videomu izleyebilirsiniz. Şu an daha basit bir tarif vereceğim sizlere. Bildiğiniz yumurta. Haşlanmış yumurta. Bunu çatal yardımıyla ufalıyoruz. Küçük parçalara ayırıyoruz. Kuşunuzun yiyebileceği şekilde. Yavru olan muhabbet kuşları bunu tüketiyorlar. Büyük olanlar, öğrenmemiş olanlar belki yemeyebilir bunu. Çünkü küçükten aşina olması gerekiyor. Yine bunu ufaladıktan sonra küçük bir kabın içerisine koyuyorsunuz. Kuşunuzun
kafesinin tabanına koyuyorsunuz. Eğer katı olan tohumları yemezse yumuşak olan mamayı deneyebilirsiniz kuşunuz için. Bunu bütün kuşlarınıza, muhabbet kuşu, sevda papağanı, sultan papağanı gibi bütün kuşlarınıza uygulayabiliyorsunuz arkadaşlar. Umarım sizler için etkili ve endişelerinizi giderici bir video olmuştur. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.